Şu an şeriat olarak Kur'an-ı Kerim'in dışında hiçbir şeriat yoktur. Kim bunun dışında farklı kitapların şeriatına yapışırsa, kendisi hakkı talep etse dahi batıla yapışmış olur. Çünkü böyle bir şey yoktur. Neden dolayı kardeşlerim? Çünkü Allah Azze ve Celle bunun ne olduğunu, nesedildiğini bize söylemiştir. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, aminu billahi ve rasulihi vel kitabillezi nezzele ala rasulihi vel kitabillezi lezi enzele min qabil. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne, ona indirdiği kitaba ve daha önce de indirdiği kitaplara iman edin. Bak sadece Kur'an'a değil. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 1400 yıl önce inen kitaba ve ondan önce, yani Adem aleyhisselamdan bu yana hangi peygambere, hangi nebiye ne inmişse Allah azze ve celle bizim onlara iman etmemizi bizden istiyor. Eğer ki biz onlara iman etmezsek gerçek bir manada imanımız ne olmuş olmaz? Hakikate ulaşmış olmaz. Tafsili imanla alakalıysa kardeşlerim, Allah azze ve celle şöyle diyor. قُلُوا آمَنَ بِاللّٰهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَٰهِيمَ وَاِسْمَعِيلًا قُلُوا deyin ki آمَنَ بِاللّٰهِ biz iman ettik وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْنَا bize indirilene وَمَا اُنْزِلَ اِلَى اِبْرَٰهِيمَ ve İbrahim'e indirilene وَاِسْمَعِيلَ وَاِسْمَعِيلَ indirilene وَاِسْحَاقَ وَاِسْحَاقَ indirilene وَيَعْقُوبَ وَيَعْقُوبَ indirilene وَالْاَسْبَاتِ ve torunlarına indirilene وَمَا اُتِيَ مُوسَى وَمُوسَى verilene وَعِيسَى عِيسَى verilene وَمَا اُتِيَ النَّبِيُّونَ وَنَبِيلَرَ وَرْلَنَا مِنْ رَبِّهِمْ Rabbinden onlara verilenlere ne yapın kardeşlerim? İman edin. لَا تُفَرِّقُوا Aralarında asla ayrım yapmayın. بَيْنَا Aralarında اَحَدٍ مِنْهُمْ Onların hiçbirinde. Hiçbirinin aralarında kardeşlerim ayrılığa gitmeyin. Allah Azze ve Celle bunları tek tek bize saydı. Tafsili imanın delilleridir bunlar da. Yani kitaplara tafsil olarak iman etmemizin delili. Ondan sonra dedi ki bunların arasında hiçbir ayrım yapmayın. Kur'an'ın ayetleri daha büyüktür. İşte İbrahim'e inenler daha küçüktür. Hayır. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Allah Azze ve Celle bunların hepsine iman etmemizi bizden istedi. Minhum ve nehnu lehu muslimun. Ve biz Müslüman olanlardanız deyin dedi. Kardeşlerim, dediğimiz gibi inne hâze lefî suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa. Musa ve İbrahim'e de zaten sayfeler inmiş. Ona iman etmek lazım. Semavi kitaplar ve sayfalarla alakalı kardeşlerim, Musa aleyhisselama zaten Tevrat indirilmiş, Davut aleyhisselama Zebur, İsa aleyhisselama İncir, İbrahim ve Musa aleyhisselama sayfeler ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, yani kıyamete kadar yok olmayacak olan Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Bu yüzden dolayı kardeşlerim bizim ne yapmamız lazım? Bütün kitaplara iman etmemiz lazım. Lakin şeriat olarak sadece Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme inen Kur'an'ın şeriatının geçerli olduğunu kabul etmemiz lazım. Anladınız mı kardeşlerim? Önceki kitapların tahrif edilmeleriyle alakalı inşallah biraz konuya değineceğiz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. İnne enzelne tevrate fîhâ hudev ve nur. Diyor ki inne muhakkak ki enzelne biz indirdik. Tevrate tevrati fîhâ huden. İçinde hidayet vardı. Onun içinde ve nur vardı. Yehkumu biha nebbiyûne lezîne eslemu lillezîne hâdû ve rabbaniyûne vel ehbârûn. Niçin indirildi? Allah Azze ve Celle bunu indirdi ki Rabbani alimler ve peygamberler bununla Yahudilere ne yapsınlar? Hükmetsinler kardeşlerim. Allah Azze ve Celle Tevrat'ı tıpkı şu an Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirdiği Kur'an'ın indirdiği şeriat gibi Yahudiler de ne yaptı? Tevrat'ı indirdi ki onların nebileri ve onların Rabbani alimleri, bugün hani biz diyoruz ya selefimiz Kur'an'la hükmediyor. O gün onların Rabbani alimleri sırf Tevrat'la onlara hükmetsin diler diye Allah Azze ve Celle onlara indirdi. وَالْاَحْبَارُوا بِمَا اسْتُحْفِزُوا وَحَفْزَتْسِنْدَرْ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدًا Ve bunun üstüne de ne yapsınlar kardeşlerim? Hepsi de bunun hakikat olduğunun üzerinde de şahitlerdi. Hem nebiler hem de Rabbani olan Yahudilerin alimleri bunun, bu kitabın bir hakikat olduğunu ve bununla hükmedilmesi gerektiğinin üzerinde de bunlar birer şahitti kardeşlerim. Ama bunlar ne yaptılar? Bunlar kardeşlerim tahrif ettiler bunu. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. أَفَتَتْمَعُونَ أَيُّؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Diyor ki şimdi ey müminler, onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Şimdi düşünün, biz bazen gideriz ya hani insanların arasında Allah'ın kitabını davete gittiğimiz zaman sen adama anlatıyorsun, sen diyor Sübhanallah ya, neredeyse adam iman edecek. Halbuki Allah Azze ve Celle o gün bunlar için diyor, siz zannediyorsunuz bu anlattıklarınızdan dolayı bu karşı taraf size iman mı edecek? Hayır.
Biz ne kadar diyoruz ki bu insanlar ne kadar iyiye gitmiş, ertesi gün bizim kardeşlerden biri gidip konuştuğu zaman küfrü eskisinden daha beter artmış. Halbuki bizim gözümüze öyle geliyor. Bizim anlattıklarımız maalesef ki Allah Azze ve Celle dilemese onlara hiçbir etkisi olmuyor. Oysa ki diyor onlardan bir zümre Allah'ın kelamını işitirler de iyice anladıktan sonra bak işitip anlıyorlar. Bu toplum da böyle. Bugün sen tağuttan bahsettiğin zaman bu toplum tağutun ne olduğunu biliyor. Bugün sen Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyor dediğin zaman onlar biliyor. Onlar da zaten senin yerine senden önce bu sistemin küfür olduğunu söylüyorlar. Gel gör ki onlar iyice akıl ettikten sonra ne yapıyorlar? Maalesef ki onu bile bile tahrif ediyorlar kardeşlerim. Tahrif nasıldır? Bugünkü insanlar ya efendim falanca Erdoğan'ın niyeti bu değil diyerek tahrif ediyorlar. O günküler de vallahi Yahudiler Rabbani alimlerimizin niyeti bu değil de diyerek tahrif ediyorlardı. Aslında o günün dil tahrifi veyahut o gün tahrifiyle bugünün tahrifi arasında hiçbir fark yoktur. Bugünün tahrifi kendini kandırıp evet şeriat getirecek gizli diyerek tahrif ediyorlar kitabı. İşte ya adam çıkmış mesela bu bir tane Halil Konakçı mı? Bir tane kafir diye bir zındık bir yani Bel'am çıkmış. Yok efendim neymiş? Kim Allah'ın indirdiklerine inandığı halde eğer ki onunla amel etmezse kafir değilmiş. Sen kafirlerin en büyüğüsün. Allah Azze ve Celle böyle bir ruhsat sana nereden verdi? Ya sen öyle bir Bel'am olmuşsun ki vallahi Bel'am bin Bavura'yı geçmiş bir kafir. Bugün insanlar ne yaptılar? Onu bir salatalık olarak insanların önüne sürdüler. Herkes bir mezze niyetine onu aldı. Bugün insanlar onun videolarını paylaşıyor. Ama vallahi bugün ateistlerden daha kafir bir hale gelmiş. Bugün Allah'ın bütün ayetlerini tarif ediyor bu kafir. Bugün tağutu tarif ediyor. Bugün Allah'ın şeriatlarını tarif ediyor. Bugün Allah Azze ve Celle iman etmenin şeklini tarif ediyor. Oy kullanma konusunu Allah Azze ve Celle'den başka birine hüküm verme konusunu tarif ediyor. Bugün bu adam Yahudi ve Hristiyanlardan daha çok Kur'an-ı Kerim'i tarif ediyor. Onlar o gün Tevrat'ı tarif ettiler. Belki elleriyle bir şeyler deştiler. Bugün bu adam çıkıyor mekanlarda. Bugün bu adam çıkıyor videolarda. Hem dilleriyle hem eliyle İslam'la mücadele ediyor. Allah'ın kitabıyla mücadele ediyor. Hem de tağutları savunuyor. Adam tağut ayetini okuyup kendisi tağutun hak olduğunu kabul ediyor. Ama tağutlara ise peşkeşlik yapıyor. Tağutları memnun etmek için Allah'ı razı etmiyor. Allah onun umrunda değil. Adam dünyasını geçiriyor. Dünyası iyi olsun gerisi mühim değil diyor. Vallahi vallahi ey Halil Konakçı artık senin ismin ne zıkkımsa yarın öbür gün sen Allah Azze ve Celle'nin elinden kurtulamayacaksın. Yarın öbür gün Allah seni cehenneme o zebanilerin ellerine yolladığı zaman sen onların elinde kurtulamayacaksın. Bugün tahtında diyorsun İbni Abbas şöyle demişti ama İbni Abbas'a kurban ol ki sen onun sözünü bile çürütüyorsun zaten birçok yerde. Ne konuştuğunu bilmeyen bir pisliksin. Öyle bir hale gelmiş ki bugün insanlar onu bizim önümüze çıkardı. Ve maalesef ki herkes vay efendim Halil Konakçı böyle, Halil Konakçı böyle. Vallahi İslam'a şu an verdiği bir zararı Yahudi ve Hristiyanlar vermiyor. Adam o kadar azmış ya. Allah Azze ve Celle'nin bütün ayetlerini tahrif edecek kadar azmış ya. Tevil edecek kadar azmış ya. Kim sana söyledi ki Allah'ın indirdiğine inandığın zaman hükmetmesen bir şey olmaz. Bütün selef imamlarına bak. Kim bir insanın bir saat bile eline bir ülke geçerse Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse kafir olur. Sen bu getirdiğin şeyler nereden getiriyorsun ki? Bu yüzden kardeşlerim bizim bunları bilmemiz lazım. Bir insanın eline bugün bu meclis eğer bizim elimizdeyse biz bu mecliste yarım dakika dahi Allah'ın indirdiklerinin dışında bir şeyle hükmedersek biz de kafir oluruz. Gücümüz mü yetecek, yetmeyecek? Bunun bir önemi yok. Bir yer senin elinde. Sen demokrasi mitingleri düzenlemedin mi? İnsanları her gün sokaklara dökmedin mi? Gece gündüz bunları dışarıda yatırmadın mı? Senin gücün buraya yetiyorsa Allah Azze ve Celle'nin kelamını, şeriatını yeryüzüne hakim etmeye yetmiyor mu? Adamlar dinden ya sapıtmış bunlar ya. Biz sizi kendi halinize bıraktık, geberip gitmiyorsunuz da zaten. Bu yüzden dolayı kardeşlerim bu sapıklara karşı kendinizi iyi doldurmanız lazım. Kendinizi iyi doldurmazsanız siz eğer hakkı anlatmazsanız batıl çıkıp sizin yerinize hak olan bir şeyi batıla çevirip anlatır. Tıpkı bugün Maide 44, 45 ve 47 tarif ettiği gibi bu Halil Konakçı'nın. Bu adam gerçekten Allah'a isyan, Allah'a asi olan bir kul. Hem de adam övüne övüne anlatıyor ya. Tağutları memnun etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu yüzden kardeşlerim bu kafirlere karşı lütfen bu tarif konularına uyanık olalım. Allah'ın izniyle. Allah Azze ve Celle devam ediyor başka bir ayette. Diyor ki yazı tarifiyle alakalı biz az önceki Yahudilerin için tarif ettiğini söyledik. Ehli kitabın yaptığı tarif kardeşlerim 3 kısımdır. Birincisi yazıyla tariftir. İkincisi dille tariftir. Üçüncüsü manayla tariftir. Ben bu Yahudilerin tarifini size anlattığım zaman sizlerin gözünün önünde inanın Türkiye'de tahrif yapan sapıklar da geçecek.
Belki bir tane kısmını alacağım, siz kendi kafanızda diyeceksiniz ki ya bu ne kadar Cübbeli'ye benziyor. Bir tanesini alacağım, belki siz diyeceksiniz ya bu ne kadar Said Nursi'ye benziyor. Hakikaten böyle ya. Bu adamlar Yahudi mi acaba? Ben bazen düşünüyorum da bunların zihniyeti mi oradan geliyor? Yoksa bunlar gerçekten Yahudilik mi var bunlarda? Çünkü Yahudilerin yaptığı her şey bunlarda var. Yani bu yüzden dolayı kardeşlerim, inşallah dersi iyi dinleyelim. Rabbimiz Subhanahu Teala şöyle buyuruyor. فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا. Ah, al sana Halil Konakçı. Diyor ki kitabı kendi elleriyle yazıyorlar. Tıpkı Risaleci Said Nursi'nin dediği gibi. Diyor ya bana yazdırıldı. Kendi elleriyle yazıp sonra ona az bir para satabilmek için bu Allah katındandır diyorlar. Vallahi bir gün tahrif eden tahrifçilerin hepsi böyle. Adam kendi kitabını yazmış, Risale'yi ne önünden ne arkasından batıl yaklaşmaz diyor. Allah Azze ve Celle Fusilet suresinde Kur'an'dan bahsediyor ya. Kur'an'ın ne batıl yaklaşabilir, ne sağdan ne soldan. Bugün Kur'an'ın vasfı olan bir şeyi adam kalkıyor kendi kitabına vasfediyor bunu. Düşünebiliyor musunuz? O derece tarife gitmişler. Başka dil tarifiyle alakalı وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَر۪يقَ يَلْوُونَ الْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يَعْلَمُونَ. Ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sansanız diye, hani Cübbeli bazı çıkıyor ya, bir Arapça bir şeyler koyuyor, böyle yapıyor ya, karşıdaki herkes, özür dileyerek söylüyorum, onun karşısındaki herkes, hatta adam bir ara bir şeyde, ben kendim de buna bir şahit oldum. Diyor ki adamlar bana soruyor diyor. Ya seni kim dinliyor? Ben diyorum ki ya bu avanaklar beni 20 yıldır dinliyor. Etrafındakilerin hepsi gülüyor. Gerçekten ben bunu aynısını bir ara baldızım için onların bir mekanı var. Şeylerin olduğu çarşamba mı? Çarşambaya bir çarşaf almaya gittik. Ben de onların çavucağında oturum. Ya dedim sizin hocanız böyle söylüyor. Adam bir gülmeye başladı. Ya bizim hocamız çok mütevazidir diyor. Ya ben böyle bir baktım. Ne kadar bu adam öküz dedim ya. Yani düşün, onların hocaları onları ahmaklıkla, onların hocaları onları gerizekalılıkla itham etmesine rağmen bunlar hakikaten bu işin farkına varmıyorlar. Cübbeli Ahmet Efendi de bir şey konuştuğu zaman Arapça cümleler söyler, sanki Allah'ın ayetleriymiş gibi insanlara anlatmaya çalışır. Halbuki onlar Allah'ın ayetleri değil. Sadece sizin öyle zannetmenizi istiyor ve insanları böyle kandırıyorlar. Allah Azze ve Celle Ehli Kitap'tan bahsederken, bakın Ehli Kitap demek ki Cübbeli artık bunlardan bir yerden mi aldı, nereden aldı bilmiyoruz ama onlara benzer sözler söylüyor. Diyor ki ehli kitaptan bir grup okuduklarını kitaptan sansanız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları kitaptan değildir. Söyledikleri Allah katında olmadığı halde bu Allah katındandır derler. Onlar bile bile Allah'a iftira ediyorlar. Vallahi kardeşlerim, bugünkü sapık sofiler böyle. Bugünkü gerçekten aşariler böyle. Bugünkü mu'tezileler böyle. Bugünkü maturidiler böyle. Bugün gerçekten imanımızı gerçekten iyi korumamız lazım. Bak etrafımız hepsi cehennem çukuruna dönmüş. Ayağımızı nereye atıyorsak düşüyoruz. Bu yüzden dikkat etmemiz lazım. Eğer akidemizi, inancımızı net bilmezsek yarın öbür gün bu çukurların içinde bizler de Allah muhafaza bulunabiliriz. Bu yüzden insanların sakalının çok olması, bıyıklarının az olması, başlarında sarık olması bizim için bir anlam ifade etmemesi lazım. Bunların söylediği Allah'ın kitabına ne kadar uyuyor, peygamberin sünnetine ne kadar uyuyor, selefi salihine ne kadar itiba ediyor, ona öyle bakmamız lazım. Biz insanları böyle değerlendirmezsek yarın öbür gün kardeşlerim vallahi saparız. Saptığımız zaman asla biz hakikati bulamayız. Çünkü kalbimiz hastalanırsa Allah Azze ve Celle bizim hastalığımızı artırır. Bu yüzden Allah'a teslimiyet göstermemiz lazım. Ve bu konuda ne yapacağız kardeşlerim? Bunlara karşı dikkatli olacağız. Mana tarifiyle alakalı dil tarifini söyledik. Yazı tarifini söyledik. Bir de mana tarifiyle alakalı kardeşlerim. Allah Azze ve Celle diyor ki يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَادِعِهِمْ. Allah yerli yerine koyduktan sonra kelimelerin yerinden oynatarak tahrif ederler. Nitekim Yahudiler de zina olayını ne yaptılar? Rejim konusunu tahrif ettiler kardeşlerim. Zina yapanların yüzlerine siyah çalınacağını ve eşeğe ters bindirileceğini iddia ettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah'ın sizin indirdiği üzerine yemin edin ki gerçekten bu böyle mi dedi. İçlerinden imanı az kalmış olan bir insan dedi ki ey Allah'ın Resulü, vallahi sen böyle demeseydin biz sana bunu bahsetmeyecektik. Hayır, bizde vallahi Tevrat'ta rejim vardı. Biz baktık ki zenginlere uyguluyoruz, fakirlere uygulamıyoruz. Biz dedik kendisi kendi kafamıza göre bir hüküm çıkaralım. Aha bitti. Allah Azze ve Celle'nin hükmünü beğenmeyip onun yerine hüküm çıkaran kafirler. Bugün o gün ehli kitap nasıl kafir olduysa bugün Maide 44 istediğin kadar Halil Konakçı bunu tevil etsin.
TBM'dekilerin hepsi bir gün kafir olmuştur. Başındaki tağutlar dahil olmak üzere hepsi kafirdirler. İstediğiniz kadar tevil edin. Allah'ın bir rejim ayetinin üstüne elini koyup kapatıyorsa, adam bundan dolayı dinden çıkıyorsa, düşünün ki bütün Kur'an'ın yasasına karşı birer paralel zıt yasa var. Allah Azze ve Celle diyor çoklu evlilik yap, adam diyor yasak. Allah zina yapma diyor, adam diyor yap. Allah diyor içki içme, o diyor iç. Öbürü diyor loto oynan, aha yılbaşı. Yılbaşı değil mi kardeşlerim? Bugün Hindileri kesecekler, Hristiyanların bayramlarını kutlayacaklar. Bizim ne alakamız var bunlarla? Kendini dışarıda İslam'a nispet eden insanlar, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine tabi olduğunu iddia edenler, bugün Hristiyanların bayramıyla sizin ne işiniz var? Hangi Hristiyan kendi evinde bizim kurban bayramında gidip koyun kesiyor? Hangi Hristiyan bizim Ramazan orucunda gidip Ramazan orucunu tutup veyahut da bizimle bayram yapıyor? Allah azze ve celle demiyor mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiyor mu? Men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum. Kim hangi kavme benzerse o da onlardandır demiyor mu? Eğer ki siz benziyorsanız, eğer ki dışarıdakiler siz Hristiyanlara benziyorsanız, onların adetlerini kendi içinize yerleştiriyorsanız, Allah Azze ve Celle'nin kelamından yüz çeviriyorsanız, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine önem vermiyorsanız, kusura bakmayın. Siz iddia ettiğiniz peygamberin dinine değil, siz Hristiyanların dinine tabisiniz. Siz Yahudilerin dinine tabisiniz. Siz asla İslam'a girmediniz ve böyle giderse girmeyeceksiniz. Allah'a ya döneceksiniz, ya peygamberine itibar edeceksiniz, yahut da olmayacak bu iş. Bu yüzden kardeşler, bugün öyle bir gündeyiz ki saat 12'den sonra yapılacak olan küfürlerin, yapılacak olan haramların, yapılacak olan alçaklıkların haddi hesabı yok. Düşünün ya, telefonumuzda 500 tane adam kayıt, 500 tane 495 tanesi diyelim örnek, adam sana yılbaşı kutlaması yolluyor ya. Nasıl bir rezalet? Bizimle ne alakası var? İslamiyetle ne alakası var? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu mu bize bıraktı? Peygamber demedi mi ki siz Yahudi ve Hristiyanların peşinde karış karış gideceksiniz ya? Bugün ümmet, bugün toplum o hale gelmiş. Bugün İslam'ı, kitabı, sünneti, her şeyi bırakmışlar. Yahudilerden, kafirlerden ne görüyorlarsa onu alıyorlar. Pantolon onların, çıplaklık onların, başı açıklık onların, arsızlık onların, hayasızlık onların, hiçbir şey İslam ümmetine ait olan bir şey değil. Bugün Mekke'den sizin ne farkınız var? Bugün kadınlarını çıplak yapıp caddelere bırakan, bugün Mekke'de benim avret yerime bakmayın diye kadınlardan ne haliniz, ne farkınız var? Değişen bir şey yok ki. Bugün adınızın İslam olması, kimliğinizde İslam yazması, gerçi onu da kaldırdılar zaten. Adamlar kabul etmiyor. Adamlar kimliklerinde dahi İslam'ın yazılmasını kabul etmiyorlar. Avrupa Birliği'ne göre olması lazım, bilmem neye göre olması lazım. Bugün ey dışarıdaki insanlar, bugün kendi halinize bakın. Kimliğinizdeki isim dahi kalktı. Sizin İslamiyet'in isiyle bir alakanız kalmadı. Bu yüzden Allah'ın kitaplarına iman ettiğinizi sakın iddia etmeyin. Allah'ın kitaplarına iman ettiğinizi iddia ediyorsanız bu yaptıklarınızın hiçbirini orada bulamazsınız. Yoktur. Bu yüzden kardeşler, Allah Azze ve Celle bizi bu kavimden muhafaza etsin.